İyi günler. Medyaskop'un aylık programlarından Siyasetname'nin 19. yayınında karşınızdayız. Daimi konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilim akademisi üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. İyi günler. Geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünden bir gün önce 22 Nisan'da siyasette temsil başlığı altında meclisin işlevini, itibarını, kurumsallaşıp kurumsallaşamadığını konuşmuştuk. Bugün 27 Mayıs. 1960'taki kimilerine göre askeri darbenin, kimilerine göre Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlanacak kadar kıymetli bir askeri harekatın, ama her halükarda demokrasiye ara veren ve bir başbakanla iki bakanı idam eden bir askeri kalkışmanın 61. yıl dönümü. Geçen ayki yayının sonunda söylediğim gibi bu ayda siyasette temsil başlığı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve temsili demokrasiyi konuşmaya devam edeceğiz. Şuradan başlayalım isterim. 27 Mayıs sizce neydi hocam? Bir genç subay darbesi. Özellikle hiyerarşiyi bozan, askeri hiyerarşiyi de bozan. Aynı zamanda hem hükümete hem de Türkiye'deki o dönemdeki müesses nizam diyebileceğiniz, İngilizcesi establishment, bunun tam Türkçe kavramı yok. Bazen düzen gibi bir kavram kullanılıyor ama aynı anlamı vermiyor. Buna karşı yapılmış olan bir albay ağırlıklı genç subay darbesiydi. Darbede temel itibariyle 1945'ten sonra kurulmuş olan ve bunların içerisinde en ziyade ön safa çıkmış olan Demokrat Parti'nin temsil ettiği, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi tarafından temsil edilen Şerif Mardin'in merkez diye adlandırdığı siyasal, kültürel yapıya karşı olan ve 1950 seçimlerini kazanarak gelmiş olan Demokrat Parti'nin izlediği iktisadi politikalara ve temsil ettiği değerlere ters bir darbe mahiyetindeydi. Bunun için özellikle Celal Bayar daha sonra ben de yazdım diye yazdığı ciddiler dolusu hatıratında bunu bir önceki dönemin, yani kendilerinden önce gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi, o anlamdaki merkeziyetçi partinin, o merkezin partisinin tekrar ihya edilmesi ve belki de onun desteği, girişimi ile yapılmış olduğu imasında bulundu. Esasında burada herhangi bir kanıt yok. Bunu daha önceki çeşitli araştırmalarda, o tarihte yapılan araştırmalarda bunu ortaya koyan Abdi İpekçi ile Hikmet Sami Coşar'ın İhtilal İç Yüzü diye bir güzel kitapları vardır 1950'lerde, bir olayları anlatan. Mesela orada ortaya konulmuş bir kanıt vesaire söz konusu değil, böyle bir ilişki olduğuna dair. Ama tabii çevrenin veya taşranın partisi diyebileceğiniz, özellikle 1950'lerde, 50'lerin başında kırdan desteğini alan, köylü desteğiyle iktidara gelen ama temel itibariyle daha modernleşmiş Ege'de, işte Aydın civarındaki filan eşrafın partisi görünümünde olan, 1940'larda zenginleşmeye başlayan ve yeni yeni ortaya çıkan ticaret ve sanayi orta sınıfının veya burjuvazisinin çıkarlarını temsil eden bir siyasal parti niteliğindeydi Demokrat Parti. Daha çok siyasal manzara itibariyle sağcı diyebileceğimiz, muhafazakar, geleneksel değerler, kırsal değerler, aynı zamanda siyasal İslam olmasa bile siyasette İslam'ın daha ağırlıklı yol almasına
rol oynamasını vurgulayan bir içerikteydi. Bunlara karşı bir tepki olarak algılanması da doğaldı. 1960'taki 27 Mayıs genç subay darbesinin ve bu şekilde oluşu itibariyle 1924 Anayasası'nı ortadan kaldırdı. Ve aynı zamanda ordunun üst kademelerinde büyük tasfiyeye girişti. O zamanki Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdal'ın da tevkif edilerek Yassıada'da kurulan askeri mahkemede yargılandı ve idama mahkum edildi. Yani bu aynı zamanda bu darbenin basit bir şekilde partizan bir temele pek oturmadığını, daha geniş bir çerçevede olduğunu ve daha geniş bir tasfiye amaçladığını da göstermekteydi. Ama bu darbeyi yapanların kendi aralarında oluşturmuş oldukları gayet tutarlı ve mütecanis bir ideolojik temel bir vizyon söz konusu değil. Fazla bir gelecek vizyonu da yoktu. En azından bu konuda ciddi ölçülerde ayrışmışlar. Bir tarafta daha sonra daha aşırı sağa doğru gidecek olan Alparslan Türkeş'in başını çektiği bir grup vardı. Onun dışında bunun karşısında olan, daha sol görüşlere sahip olan bazı askeri zevat da bulunmaktaydı. Dolayısıyla kendi içlerinde bir hayli ayrışmışlardı. Onun için ortaya bir böyle tutarlı bir siyasal program vesaire koyamadılar. Koyamamaları nedeniyle ve tamamen bir tesadüf eseri, hiç beklenmeyecek bir şekilde 1945 sonrası Avrupa'da başlayan yeni anayasacılık akımının fikirlerini, bu fikirlerle aşina olmuş olan o tarihteki Türkiye'deki anayasa hukukçuları ve kamu hukukçuları başta olmak üzere bazı diplomatlar vesaire bir fırsat bularak 1961 anayasası şeklinde hayata geçirmeyi başardılar. Dolayısıyla o günün koşullarında beklenmeyecek ölçüde çağdaş Avrupa standartlarıyla hem ayar belki onun da üzerinde özgürlükler, haklar, bunların korunmasını sağlayacak çeşitli özel kurumlar, bu arada Anayasa Mahkemesi gibi şu anda iktidarın hiç hoşuna gitmeyen ve ciddi ölçüde itişmekte olduğu, bütün bu değişikliklere rağmen bir türlü sindiremediği Anayasa Mahkemesi gibi anayasa yargısı uygulaması için o amaçla özgür olarak kurulmuş bir yargı kurumunu da hayata geçirdiler. Onun dışında özellik kavramını ilk kez büyük bir tutarlılıkla anayasada dile getirdiler. Birçok kurumun TRT başta olmak üzere ki 1950'ler sonuna doğru özellikle muhalefet Türkiye radyolarının partizanca yayın yapan bir parti aygıtı haline gelmiş olduğundan şikayetçiydi. Bu yöne dönmemesi ve daha dengeli ve daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde yayın yapmasını garanti edecek bir statü geliştirmeye çalıştılar. Aynı zamanda üniversiteler büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından etkilenmiş ve olumsuz olarak etkilenmiş durumdaydılar. Algılama da o yöndeydi. Onları da koruyabilecek akademik, idari ve mali özellik getirdiler. Ve birçok alanda bu yeni anayasacılık fikrinin hayata geçirilmesinde son derece önemi olan ve elzem bazı adımları atma imkanı buldular. Bu tamamen o zamanki bir tesadüf sonucudur. Yani bu darbeyi yapmış olan genç subayların tam ne yaptıklarını anlamamış oldukları veya bunun üzerinde hemfikir olmamalarından kaynaklanan ve dolayısıyla anayasa yapımında kendilerini birkaç adım geri çekip uzmanları bu alanda rahat hareket etmeyi sağlayacak bir pozisyonda bırakmalarının sonucu ortaya çıkmış bir durumdur. Ama özellikle Demokrat Parti ve onun yolunu izleyenler bunu Avrupa anayasacılık konusundaki gelişmeleri takip eden, izleyen ve onun iz düşümü olan
bir çağdaş anayasa olarak değil, kendilerini iktidardan eden merkezin bazı güçleri tekrar eline alması için kurduğu vesayet sistemi olarak yorumladılar ve bugüne kadar bu yorumla yola devam ettiler. Buyurun. Şimdi bizim bu programı yapmaktaki amacımız izleyicilere siyaset nedir, nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır, Türkiye'de nasıl yapıldı, nasıl yapılıyor, dünyada nasıl yapıldı, nasıl yapılıyor, yeni gelişmeler nelerdir, onları anlatmak. Sizin bu konunun uzmanı olarak onları izleyiciye aktarmanız. Bugüne kadar hep bunları konuştuk. Geçen ayki programdan itibaren 23 Nisan münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle de bizim program akışımızda bir farklı dosya açtık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, yani milletin iradesinin tecelli ettiği yerin, hakimiyet milletin ise milli iradenin Kâbesi olması gereken yerin itibarı, işlevi kurumsallaşıp kurumsallaşmadığı. Bu özel bir dosya bizim yayın akışımız içinde. Bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümü, itibarını, işlevini konuştuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldıran bizim siyasi tarihimizdeki ilk darbe. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Siz de biraz önce başka bir şekilde bunu anlattınız. Darbede CHP'nin parmağı var mıdır, var yok mudur çok söylediler sonrasında. Ama yapılanlar, yazılanlar olmadığını gösteriyor. Bu konuda yazılmış pek çok kitap, söylenmiş pek çok söz olmakla birlikte bu programın dar çerçevesinde imkan varsa şimdi bir kez daha lütfen anlatmanızı rica edeceğim. 27 Mayıs'a gelene kadar neydi Türkiye? Ne rahatsız etti de o askerleri darbe yapmaya kalkıştılar ve en önemlisi, daha önceki programların birinde söylemiştiniz, halkın izin verip vermemesi meselesinden söz etmiştiniz. Bu kadar halkın sevdiği söylenen bir siyasi iktidarın devrilmesine bu halk nasıl oldu da izin verdi? Şimdi efendim buradaki önemli gelişme şudur. 1924 Anayasası meclisin tek kameradan oluşmuş olduğu, yani Büyük Millet Meclisi'nden ibaret olduğu bir meclis tipiyle yola çıkmıştır. Ve buradaki temel örgütlenme esası, anayasa açısından bakacak olursanız, meclis üstünlüğü esasına dayanmaktadır. Anayasanın temeli meclis üstünlüğü diyeceğimiz ilkeden yararlanmıştır. Ve burada meclisteki çoğunluk kimse, onun aldığı kararla ülkenin yönetilmesi, yani çoğunluk esasına göre veya çoğunlukçu bir mantıkla yönetilmesi esasına göre bir yönetim varsayılmıştır. Bunun ideal türünde yazılı olan bir anayasa veya herhangi bir yasada mevcut değildir. Yani böyle bir şeyin bir şeye ihtiyaç da yoktur. Çünkü sonuç itibariyle her türlü kararı alma yetkisi millet adına ve milletin temsilcilerinin oluşturduğu bir heyet tarafından onun çoğunluğunca yapılacağına göre burada ayrıca bir anayasa yazmaya veya bir anayasanın çeşitli maddeleriyle yazılı olarak ortaya konulmasına gerek de yoktu. Nitekim bu sistemin ilk ortaya çıkmış olduğu Westminster modeli demokrasi dediğimiz Britanya'da böyle bir anayasada hiçbir zaman mevcut olmamıştı. Bir teamül söz konusu olmuştur. Uygulama durumlar ve onun çözümleriyle oluşmuş olan bir uygulama olmuştur. Yazılı bir anayasada olmamıştır. Ama Cumhuriyet'in kurucuları 1924'te bir anayasa yazma ihtiyacı duymuşlardır. Ve dolayısıyla bir anayasada yazılmıştır. Oysa bu uygulama
anayasal meşruiyeti temel itibariyle mecliste halk olarak kabul edilen, halkla özdeş olarak kabul edilen, seçimler arasında halk olarak kabul edilen de diyebilirsiniz bir meclis varsaymaktadır. Ve onun çoğunluğu her türlü kararı alabilecek gibi görülmektedir. Ve buna dayanarak bir yönetim biçimi 1924 ile 1960 arasında sürmüştür. Tabii bu zaman zaman anayasayla da çatışan, çelişen haller ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gayet doğal olarak. Çünkü bu yazılı kurallara meclis çoğunluğu her zaman uyma ihtiyacı da duymamıştır. Bu baştan itibaren bir geri planda siyasi meşruiyet sorunu yaratmıştır. Yani her zaman bir potansiyel olarak anayasa ihlali veya anayasadaki yorumun dışına çıkan yeni yorumlar, anayasayı çok farklı şekilde anlayan çoğunlukların ortaya çıkması riskosunu doğurmuştur. Bu kurulmuş olan sistemin, daha doğrusu rejimin içinde saklı bir sorundur. Ve bu sorunu Türkiye özellikle 1950'lerden sonra yaşamaya başlamıştır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasal yapı sarayın göbeğinde yer aldığı bir merkez ile taşra arasındaki ilişki tarafından belirlenmiştir. Demin de bahsettim, Şerif Mardin bu konudaki teorik çerçeveyi ilk kez ayrıntılı olarak çizen sosyal bilimcidir. Dolayısıyla onun çalışmalarından yararlanarak bu konuda bir analiz yapabiliriz. Ve bu merkezin değerleri özellikle Niyazi Berkes'in Osmanlı'nın son 200 yılı için yapmış olduğu, yine Çağdaşlaşma kitabında belirtmiş olduğu analize göre giderek daha büyük ölçülerde seküler bir nitelik, dünyevi bir nitelik kazanmaya başlamış. Özellikle askeri alanda bilimi daha fazla kullanan ve askerle bilimi daha iç içe geçiren bir niteliğe dönüşmüş. Özellikle mühendislik mektepleri ve fen alanı, aynı zamanda tıbbiye, askerde tabii savaşlar dolayısıyla çok yaralanan, ölen vesaire olduğu için tıp son derece kritik. Dişçilik, veterinerlik vesaire gibi bilim dallarıyla yakından ilişkili olan alanların tamamı askeri meslekler olarak kurulmuş ve dolayısıyla bu da merkezde çok güçlü olarak bulunan askeri yapıyı daha da bilime yatkın ve bilimsel bir içerikte oluşmaya yöneltmiştir. Nitekim yine Osmanlı tarihçileri içinde en önde sayılanlardan Halil İnalcı'nın iddiasına göre Osmanlı'da sosyal sınıf olarak düşünecek olursanız iki sınıf vardır. Biri askeri sınıftır, öbürü reayadır. Yani halkın geri kalanı. Ki Halil Bey bu tanıma büyük ölçüde merkezde bulunan, yani İstanbul'da bulunan, Dar Saadet'te bulunan, saray etrafında bulunan Bab-ı Ali'yi, aynı zamanda Bab-ı Meşiat'ı, yani Şeyhülislamlık makamını vesaire de dahil etmektedir bu askeri merkezin içerisine. Ve bunlar içindeki, kendi içindeki tesanütü, dayanışmayı, birliği, tecanüsü sağlayamamıştır. Ve bunlar kendi içinde çatışmaya başlamışlardır. Özellikle 19. yüzyılda bu daha büyük bir şekilde su yüzüne çıkmıştır ve Kurtuluş Savaşı'na kadar ve Kurtuluş Savaşı içinde de bu devam etmiştir temel itibariyle. Ama savaş bittiğinden itibaren ve yeni cumhuriyet kurulduğu andan itibaren merkez daha büyük bir şekilde kendi içinde birlik halinde bir yapıya dönüşmüştür ve bu yapı merkeziyetçi, milliyetçi, seküler ve laik bir yapıdır. Ve bunun karşısında da taşra yer almıştır. İkisi arasındaki ilişki Osmanlı'dakine çok benzer bir şekilde yeniden oluşturulmuştur. Bu benim önerim değil veya iddiam değil, Şerif Bey'in iddiası ve önerisi. Ve bu yapı 1950'lere kadar gelmiştir. Ve yönetimdeki özellik Osmanlı'dakine benzer şekilde devam etmiştir. Fakat 1950'de yeter söz milletindir diye 1945'te başlayan sloganla yola çıkan Demokrat Parti, taşranın gücünü oya tahvil ederek gayet etkili bir şekilde kullanmak suretiyle iktidara gelmiş ve bu merkezi
bir şekilde dönüştürmek, değiştirmek için çaba göstermeye başlamıştı. Bu da geride bırakılmış olan çatışmayı tekrar gün yüzüne getirmiştir. Merkezde başlayan çatışmayı. Ve 1950'ler bu çatışma içerisinde gitmektedir. Ve burada bazı önemli değişiklikler olmuştur. Çünkü Demokrat Parti ise demin saydığım değerlere karşı daha fazla geleneklere dayanan, özellikle gelenekler içinde Sünni İslam'ın önemli rol oynadığı daha bir siyasette İslam ağırlıklı, aynı zamanda daha fazla etnik milliyetçi, aynı zamanda ekonomik bakımdan daha az merkeziyetçi, daha liberal bir yapı olarak ortaya çıkmış ve ona dayanan serbest piyasa ekonomisi ağırlıklı bir uygulama içerisine girmeye çalışmıştır 1950'ler boyunca. Fakat bu uygulama, özellikle iktisadi uygulama, 1955'teki iktisadi resesyon sonrasında zora girmiştir. İlk yıllarda fevkalade iyidir. Tarım ağırlıklı bir sanayi söz konusudur. Agrobusiness diye ifade edilen İngilizce. Bu sanayi bir miktar gelişmiştir. 1950-54 arasında ciddi boyutlarda iktisadi büyüme söz konusudur. Ama 55 yılındaki resesyondan itibaren bu yavaş yavaş durmuş ve 1957 senesinde apar topar erken seçime gidilme ihtiyacı doğmuştur. Çünkü seçimleri zamanında, yani 4 yıl arayla 1958'de yapmaya kalksalardı muhtemelen alacakları sonuç daha kötü olacağını hesaplamışlar ve erken seçim yoluna gitmişlerdi. Ve o dönem aynı zamanda Türkiye için son derece önemli bir yol ayrımı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 1957 seçimlerinde büyük yolsuzluk yapıldığını, kendilerinin oylarının sayılmadığını, bazı yerlerde onun yerine Demokrat Parti oylarının ikame edildiğini ve seçimlerin çalındığını iddia etmiştir. O devri hatırlayan, o devirde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başlamış olanlardan hala yaşayanlar var aramızda. Onlara sorarsanız bugün de size aynı şeyi söyleyecekler. Dolayısıyla bu fikir değişmemiştir. Bu seçimden ayrı olarak ekonomik bakımdan dikkate alınacak olan en önemli gelişme, o zaman serbest kur sistemi yoktu. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu kararıyla Türk lirasının değeri tayin edilmekteydi. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk lirasının değeri düşürülmüş, yani devalüasyon yapılmıştır. Hem de muazzam bir devalüasyon. %330 boyutları. Ve bu bazı malların çok pahalanması sebebiyle alınamaz hale gelmesine sebep olmuş. Aynı zamanda bunun arkasından 1958'de mal kıtlığı ortaya çıkmıştı. Yani ben çocukken hatırlıyorum, belli malları alabilmek için o zaman Migros yeni kamyonlarla etrafta dolaşmaktaydı. Migros kamyonu gelince abimi, beni, annem farklı farklı gönderiyordu ki bir aile birden fazla belli bir maddeden verilmiyordu. Hani iki kalıp dereyağı alabilmek için. Ve birbirimizle konuşmadan gidiyorduk. Sanki tanımıyormuş gibi falan. Küçük çocuklarız yani sonuç itibariyle. Böyle bir dönem yaşandı. Ve bu dönem aynı zamanda sabit geliri olanların, özellikle bordro mahkumu diye bilinenlerin gelirlerinde çok ciddi düşüşe neden oldu. Askerlerin gelirlerinde de büyük düşüşe neden oldu. Aynı zamanda bu gelirle birlikte statü düşüşü de yaşadılar. O tarihte askerler bugünkü gibi lojmanlarda yaşamıyorlar. Büyük çoğunlukla halkın içindeydiler. Yani bizim apartmanımızda oturan albaylar var örneğin. Bu kişiler belli şehirlerin, özellikle büyük kentlerin belli yerlerinde, belli mahallelerinde oturamaz hale geldi. Ve dolayısıyla bir seviye düşüşü, gelir düşüşü, sınıf kaybı yaşama durumuyla karşı karşıya kaldılar. Ve bunların prestiji büyük ölçüde azaldı. Ve bunun yaratmış olduğu duygu zannederim bu genç subaylarda hükümete karşı bir tepkinin gelişmesinde etkin rol oynamış olan unsurlardan bir tanesi. Ve Türkiye'nin yavaş yavaş kötüye gitmekte olduğunu düşünmekteydi. Ama onun ötesinde 1959'a geldiğimizde bir tane vahim olayla karşılaşıldı. O zamanki Başbakan Adnan Menderes'in Londra ziyaretinde Gatwick Hava Meydanı'nda uçağa düştü. Ve kendisi
kazadan mucizevi bir şekilde bir ağaç dalına asılı kalarak kurtuldu. Ve dolayısıyla Türkiye'ye geri döndüğünde bir bahar havası esmiştir. İsmet Paşa kendisini garda karşılamıştır Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olarak. Yine daha bir makul ve daha medeni ilişkilere dönüşüleceği varsayılırken ilişkiler yine bozulmuş. Muhalefetin özellikle ekonomik adımlar dolayısıyla yapmakta olduğu eleştirileri kabul etmek istemeyen ve muhalefeti temel itibariyle kendisinin düşmanı olarak gören bir Demokrat Parti, ki bu da yeni bir şey değildi. O da Osmanlı'dan miras kalmış olan bir unsurdur. Çünkü bu siyasette özellikle merkeziyetçi ve tekçi siyasette, patrimonyal yapıdaki bir siyasette muhalefet mevcut değildir. Muhalefet edenler fitne fücurla uğraşan münafıktırlar, muhalif değildirler. Onlar nifak çıkarma peşindedirler ve aynı zamanda ülkeyi bölmek, mahvetmek ve hıyanet ederek bir şekilde iktidarı devirmek ve onun yerine geçmek için her türlü yanlışı yapan bir konumdadırlar ve dolayısıyla düşmandırlar. Yani muhalefet hoşgörüsü olan bir elit kültürümüz maalesef yok. Bugün de yok, gayet iyi bildiğimiz gibi. Ve dolayısıyla bu yapıda muhalefetin yaptığı girişimler gerçek eleştiri olarak kabul edilmemiş. Temel itibariyle bunların üzerinin örtülmesi ve bastırılması yoluna gidilmiştir. Bunun için tahkikat komisyonu kurulması gibi girişimler de bulunulmuş. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin meclisin dışına çıkartılması gibi adımlar atılmış. Onun da bunun üzerine itirazlarını kamuyla paylaşacak şekilde çeşitli yerlerde, işte İstanbul Topkapı'da, Uşak'ta, Kayseri'de vesaire Anadolu'yu dolaşarak iktidara halka şikayet eden toplantılar yapması neden olmuş. Buralarda çatışmalar çıkmaya başlamıştır. Ve bir müddet sonra Nisan 1960'ta öğrenci hareketleri başladığında sıkı yönetim ilan edilmiştir. Şimdi sıkı yönetim esas itibariyle çok vahim olayların olduğu noktalarda ve çok kısa süreli olarak yapılacak olursa demokrasinin içeriğine büyük zarar vermeden halledilebilecek bir önlemdir. Ancak sıkı yönetim aynı zamanda asayişin korunmasından sivil iktidarın artık sorumlu olmadığı ve bunu beceremediği izlenimini de doğurmaktadır. Yani sivil iktidar bir anlamda asayişi biz temin edemiyoruz, koruyamıyoruz, yönetemiyoruz. Asker gelsin bu yönetimi yapsın diye bir davetiye çıkarmaktadır ve askerin kışlasından çıkıp halkın arasına karışması ve orada güvenliği ve düzeni sağlamaya başlaması darbelere giden yolda önemli adımlardan biri olmuştur. 60 darbesine gidişte de aynı şeyi görmekteyiz. 71 ve özellikle 80 darbesinde 78'den itibaren uygulanan uzun dönemli sıkı yönetimin etkileri aynı şekilde olmuştur. Çünkü bu temelde sivil yönetimin, sivil iktidarın meşruiyetini sorgulatır bir içerik yaratmıştır. Ve bu çerçevede ülkenin sorunları daha ağırlaşıyor. Muhalefet yok edilmeye çalışılıyor. İfade özgürlüğü sınırlandırılıyor. Gençler protesto yapınca şiddetle karşılanıyor. Ölümler var biliyorsunuz. Hı hı. Uzun süre Beyazıt Meydanı'nda da Turan Emeksiz'di. Bir hukuk fakültesi öğrencisinin genç yaşta öldürülmüş olması dolayısıyla adının verilmiş olması söz konusuydu meydana. Ve dolayısıyla bu çerçeve içerisinde zaten iktidarla çeşitli sorunları olduğu genç subayların belirli bir örgütlenme içine girdiklerini, yine Abdi İpekçi ile Hikmet Sami Coşar'ın kitabı esas olarak alınacak olursa 1950'lerin ortasına itibaren çeşitli şekillerde junta kurmaya çalıştıkları ve bunların bir araya gelerek bir takım meseleleri tartıştıkları ve sonuç itibariyle bir hazırlık yaptıkları görülmektedir. Ve 27 Mayıs'ta bu junta harekete geçerek iktidara el koymuş ve buradaki gidişi yeniden muhalefete imkan sağlayan, özgürlükleri oluşturacak gibi ironik bir şekilde ve tezat teşkil edecek bir şekilde. Yani
temel itibariyle askeri darbe mevcut düzenin, anayasanın ve yasaların dışında olan bir girişimdir. Ve dolayısıyla demokratik olarak kabul edilebilecek bir girişim değildir ve demokrasiye terstir. Ama demokrasi getireceğim diye müdahale gibi bir içerik kazanmış gibi gözükmektedir. Bir de şunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin civarındaki ülkelerin hemen hepsinde. Yani Mısır'da 1954'te genç subaylar darbesi var. Nasır iktidara geliyor. Hemen öncesinde Syngman Rhee'nin Kore'de, Güney Kore'de yapmış olduğu askeri darbe var. Ve o zamanki gazetelerde işte Güney Kore'nin yaptığı bile bizi geçti, biz onu kurtarmaya gitmiştik, bakın adamlar nereye geldi filan diye. Ona özenen bir takım yayınlar filan yapıldığı da çarpık bir mantıkla görülmektedir. Ve bütün bu ortamda böyle bir yapı içerisinde bir darbe girişimi söz konusudur. Ve bu darbenin sonucunda hem askerin üst kademeleri hem hükümetle yakın olan bürokrasi, aynı zamanda mecliste bulunan milletvekilleri, Demokrat Parti milletvekilleri ve Demokrat Parti üst kademesi tasfiye olunmuştur ve yargılanmışlardır. Ve onun sonucunda idama mahkum edilmiş olmaları son derece derin izler bırakmıştır. Ve Türkiye'nin ondan sonraki siyasetinde her zaman için özellikle sağ siyasetçiler eliyle kullanılan ve son derece yoğun bir şekilde ve aynı zamanda derinden etkili olabilen bir yara bırakmıştır. Ve bu çok büyük bir hatadır. Yine rivayet olunur ki o zaman İsmet Paşa buna müdahale etmeye çalışmış ama kendisi dinlenmemiştir. Bu konuda yine rivayet muhtelif. Hangi rivayeti esas alırsanız ama bir gerçek var. Başbakan, Maliye ve Dışişleri Bakanları vatana ihanet suçlamasıyla yargılanmış ve idam edilmişlerdir. Onun dışında başka idam kararları da var. Onlar müebbet hapse çevrilmiştir. Celal Bayar dahil Cumhurbaşkanı olarak ve bilahire serbest bırakılmışlardır. Buyurun. Geliri düşen, itibarı azalan askerler ve memurlar bu darbeyi desteklemiş olabilirler. Ya da onların Tabii. sıkıntısı nedeniyle iş darbeye kadar varmış olabilir. Gel gelelim. Demokrat Parti iktidarından nemalanan eşraf, irileşen iş dünyası, yeter söz benim diyen millet bu darbeye neden karşı çıkmamıştır? Ya da çünkü çıktı da bizim haberimiz yok. Örgütlü değiller. Büyük ölçüde örgütlü değillerdi. Kentli değillerdi. Kırda örgütlenme son derece zor. Kırda çeşitli hareketler vardır. Siyaset biliminde özellikle incelenmiştir. Özellikle köylü ayaklanmaları veya köylü isyanları. Türkiye'de de biliyorsunuz tarihimize bakarsanız Celali isyanları mevcuttur. Ve büyük ölçüde iktisadi nedenlerle ortaya çıkmıştır. Mustafa Akdağ'ın çok güzel bir çalışması vardır bu konuda. İlgilenenler Mustafa Akdağ'ın çalışmasını inceleyebilirler. Ve Osmanlı'nın çöküşündeki temel özelliklerden iktisadi yozlaşmanın başlayışı ve çöküşe katkısı açısından veya etkisi açısından önemli bir çalışmadır. Onu inceleyebilirler. Böyle örnekler var ama bunlar çok kolay tekrarlanabilen, güçlü bir şekilde bir örgütlenme içerisine girilebilen nitelikte değildir. Dolayısıyla kırın ağırlığı sürdüğü bir ortamda bu hareketler büyük ölçüde kentte meydana gelmiştir. Ve kırsal seçmen büyük ölçüde kenti izlemiştir. Orada yine 1960'a geldiğimizde biraz kentleşme söz konusudur 1950'lerde. Ama seçmenin büyük çoğunluğu, oy veren seçmenin 1/4 kırda yaşamaktadır. Ve köylü seçmendir. Bunlar birbirinden ayrı küçük yerleşim birimlerindedirler. Aynı zamanda eğitim düzeyleri bir hayli düşük düzeydedir. Ekonomik yapıları çok fazla boş zamana fırsat verebilecek nitelikte değildir. Aynı zamanda belli bir sofistikasyonda siyasi örgütlenme gerçekleştirebilecek içerikte de değildir. Ve dolayısıyla öyle bir örgütlenme söz konusu olmadığı zaman herhangi bir tepki de söz konusu olmamıştır. Ama kentsel bir hale geldiğiniz zaman nitelik değişiyor. Tabii orada çok daha kolay örgütlenme söz konusu, kentin olanaklarıyla ve sayılarıyla
ve oradaki tepkiler de büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Ama seçimden sonra biliyorsunuz 1961 seçimleri olağanüstü şartlarda yapıldı. Seçimden sonra Demokrat Parti'nin yerine geçecek olan parti olarak daha çok öne çıkan Adalet Partisi'ni geniş kitleler olarak desteklemişler. Ve 65 seçimlerinde de yanılmıyorsam %52 oy almasını sağlamışlardı. Dolayısıyla bir tepki verdiler, biraz geç tepki verdiler. Darbeye karşı hemen akabinde tepki vermediler ama ondan sonrasında ciddi tepki verdiler. Fakat 60 darbesi kendisinden sonra bir dizi genç subay darbe girişimine neden oldu. Yani orada bitmedi iş. 62-63'te Talat Aydemir'in daha sonra Fethi Gürcan'la da birleşerek darbe girişimleri var. Sonunda yargılandılar ve idam edildiler. Önce affedilmişlerdir 62 darbesinden sonra. Temel Sav bu hareketlerin çok yakın tarihe kadar devam ettiğini iddia etmektedir. İlker Başbuğ'un son zamanlarda yayınlamış olduğu kitabında ayrıntılı olarak kendi görüş açısından ve toplamış olduğu belgeler itibariyle bir açıklamalar mevcut. Özellikle Celil Gürkan başkanlığında bir junta olduğunu veya onun ön safta olduğu bir junta olduğunu ve 9 Mart'ta bir darbe girişiminde bulunacakları haber alınarak tasfiye edildiklerini, onun arkasından 12 Mart bildirisi ve darbenin geldiğini iddia eden çeşitli yayınlar var. Ve tabii bunların önemli bir kısmı asker içerisinde olduğu için İlker Paşa'nın gözlemleri ve söyledikleri önemli. Bu şekilde göz önünde bulunduracak olursanız 60 darbesinin başladığı süreç 12 Mart 71'e kadar sürmüştür. 12 Mart 71'den sonra emir ve komuta zinciri içerisinde kurumsal darbe söz konusu olmuştur. Hem 71'de artık ona yarı darbe mi diyeceğiz, çeyrek darbe mi diyeceğiz? Çünkü meclis kapatılmadı, anayasada bazı değişiklikler yapıldı. Önemsiz değildir yapılan değişiklikler. Yani devlet güvenlik mahkemelerinin kurulması gibi, kanun hükmünde kararname gibi Türkiye'deki siyaseti de demokrasiyi de çok dejenere etmiş olan bir şeydir kanun hükmünde kararname. Demokrasiye uygun bir yapı da değildir. Yani eğer karar meclis alacaksa ve oradaki heyeti temsiliye halkı temsil eden temel kurumsa kanunları o çıkartır. Onun dışında yürütmenin kanun yapması gibi bir yetki olamaz. Bu demokrasiye de akla da aykırıdır. Ama biz bu uygulamayla bugüne kadar geldik ve birçok değişikliği de kanun hükmünde kararnameyle yaptık. Bu değişikliklerin etkilerinin ben Türkiye'de demokrasinin seviye kaybetmesinde önemli katkıda bulunduğu kanısındayım. Ve özellikle yeniden bir düzenleme yapılacaksa kesinlikle kanun hükmünde kararname diye bir uygulamanın mevcut olmamasını, demokrasinin çalışması için böyle bir şeyin yerinin olmadığını ve bunun demokrasiye bir hile-i şerriye oluşturduğunu düşünmekteyim. Dolayısıyla önemli değişiklikler yapmıştır. Ama temel itibariyle 71 bir yarı darbedir. 80 çok şumullü, kapsamlı, geniş etkileri olan bir darbe niteliğindedir. Ve orada yine yeni bir rejim kurulmuştur. Ve daha önceki rejimlerle ilişkiler büyük ölçüde değişmeye başlamıştır. Şerif Bey'in anlatmakta olduğu bu merkez ve kenar ilişkileri kökten değişmiştir. Ve ondan sonra artık Türkiye bu yapıdan çıkmıştır. O yapının değer sistemi hala devam etmekte ve kültürel çatışmalar sürmektedir. Bunu bir Almanca güzel kavram var bunu anlatan, Kulturkampf diye. Yani kültürel savaş gibi veya mücadele gibi düşünebilirsiniz. Kültürel değerler üzerinden bu devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Görülebilir gelecekte de devam edecektir. Ama onun temsil ettiği taraflar çeşitlenmiştir. Etnik, dini, laiklik, mezhep vesaire çeşitli dallara bölüşmüştür. Şimdi bir de demokrasi ve otoriterlik ayrımı da buna eklenmiştir. Çok farklı cephelerde kültür savaşları sürmektedir ve bizim hayatımızı derinden etkiliyor. Yani yaşam biçimimizi, işte son kapanma kararındaki alınan birçok kararın yarattığı etkileri düşünecek olursanız bunun ne anlama geldiği gayet açık bir şekilde görülüyor. Ama aynı zamanda mesela eğitim bunun en belirgin
cephelerinden bir tanesidir. Ne tür eğitim yapılacağı konusunda, kime ne eğitim verileceği, ne kadar eğitim olacağı ve içeriğinde bilimin yerinin, dinin yerinin ne olacağı hala tartışılmaya devam eden bir içeriktedir. Ve bu tam bir kültür kamp olayıdır. Dolayısıyla kültür kamp bütün ağırlığıyla devam ediyor. Ama bunun üzerine buna oturmuş olan üstteki merkez kenar ilişkisi tamamen berhava oldu ve yok oldu. Şöyle bir şey sorsam, diyelim ki 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı 10. 27 Mayıs 1960'tan sonra ne? 71'den sonra ne? 80'den sonra ne? Bugün ne? Böyle bir skala yapılabilir mi? Evet, mümkün. Bunu kamuoyu yoklamalarında da değerlendirebilirsiniz. Destek olarak da sorabilirsiniz. 1974'te yapılmış olan araştırmada Profesör İlter Tuğra'nın başkanlığında Türkiye'deki meclis sistemi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Daha sonra profesör oldu. O sahipte doçent diye anılmıyorsam Ahmet Naki Yüceköp'le birlikte. O araştırmada halkın gözünde meclise olan destek müthiş yüksek çıktı. 74'te. Yani 1961 Anayasası'nın en etkili olduğu dönemdir. Ve 1961 Anayasası'nın etkili olduğu bu dönemde Freedom House denilen ünlü özgürlük indeksi hesaplayan merkez 1973'ten itibaren verilerini sunmaktadır. Ve 1974-80 arasında Türkiye tam demokrasi olarak orada ölçülmektedir. Yani özellik olarak bakarsanız bu niteliktedir. 82 Anayasası döneminde hiçbir dönemde tam demokrasi olarak ölçülmemiştir. Yarı demokrasi olarak ölçülmüştür. Ve şu anda da artık demokrasi değil diye ölçülmektedir veya özgür değil diye ölçülmektedir. Yani ikisini kıyaslarsanız, 82 ile 61'i kıyaslarsanız durum bu. 1924 sonrasıyla böyle bir kıyaslama elimizde yok. Ama büyük ölçüde destek verilmesi söz konusu. Ancak 61 meclisi iki kameralıdır. Senato var. Senatonun tem neye tekabül ettiği Türkiye'de belli değil. Üst meclisler, dünyada kurulan üst meclisler iki nedenle mevcuttur. Bunların bir tanesi tasfiye edilmek istenilen bir üst sınıf. Britanya'da aristokratlar, krala yakın olan, kral ailesiyle akrabalık ilişkileri de bulunan bir üst sınıf savaşla tasfiye edilmiştir. Bunlara bir şekilde onurlu bir çıkış imkanı sağlamak için böyle bir seremoniden daha ziyade ibaret olan bir üst kurum meclis içerisinde inşa edilmiş ve onların temsili orada sağlanmıştır. Ama bunların kamu politikasına büyük bir etkisi yoktur. Zaman zaman tavsiye mahiyetinde veya bazı kuralların çıkışı sırasında bazı muhalefet unsurları olarak göze çarpan çıkışlar yapmaktadırlar. Bunların bir kısmının etkisi de olmaktadır. Yani kanunun içeriği falan değişebiliyor. Ama büyük ölçüde kamu politikası Britanya'da tarafından, yani Britanya parlamentosunda alt meclis tarafından tayin ediliyor. Şimdi bir yol üst meclis kurmak için budur. İkincisi federal devletlerde var özellikle. Federal devletlerde senato o federal devleti oluşturan işte Almanya'da Länder diyorlar. İsviçre'de kanton diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz eyalet diye çeviriyoruz. Devlet diyorlar. Çünkü onlar üniter devletler birleşip bir federal yapı oluşturmuşlar. Onları temsil eden bir üst kamera oluşturuyor. Şimdi dolayısıyla bizde senato neyi temsil ediyordu? Bunun cevabı yok. Biz federal değiliz. Dolayısıyla bizde çeşitli farklı bölgeleri bölge temsiline dayanan bir kurum üretilmesi için bir neden yok. Osmanlı'dan bir aristokrasi bize intikal etmedi. Osmanlı'da aristokrasi de yoktu. Patrimonyal devlet geleneğinin temel özelliği iktidarın paylaşılmaması. Oysa aristokrasi feodal bir yapıda gelişmiştir. Çünkü feodal yapı
yerinden yönetim ilkesine göre oluşturulmuştur ve lordlar iktidarı, yani aristokrasi iktidarı kralla paylaşır. Kral aristokrasiye dayanarak yönetir. Yani tek başına aklına esnini yapabilecek bir nitelikte değildir. Oysa Osmanlı Sultanı veya Padişah aklına eseni yapabilecek durumdadır. Hiçbir sınırlama yoktur. Hani teorik bazı şeyler iddia edilmişti. Efendim işte ürfi yasalar diyor Halil İnalcık. Örfe dayanan kanunnameler var. Aynı zamanda işte Orta Asya'da kullanıldığı iddia edilen töre veya türe denilen, kökten gelen bazı uygulamalar var. Halil Bey bunları uzun uzun anlatıyor. Tamam. Bunlara uymadığı zaman padişah ne olmuş? Hüt. Bunun hesabını soracak bir kurum var mı? Yok. Ha, bir tane daha var. O da şeriat. Şeriata uyacak. Uymadığı zaman ne olmuş? Ha, ona itiraz eden Şeyhülislamlar çıkmış. Ne olmuş? Şeyhülislam'ın kafasını vurdurmuşlar. Boğdurmuşlar. Yerine başka Şeyhülislam atamış. O Şeyhülislam birdenbire bakmış ki şeriat padişahın istediği gibi bir şey. Yani etkin bir sınırlama söz konusu değil. Zaten patrimonyal yönetimin en büyük özelliği merkezde toplanmış ve gücün %100'ü bir kişide olan, hiçbir denetime tabi olmayan kişisel, keyfi, mutlakiyetçi bir yönetim olması. Onun için keyfi bir şekilde yönetilmiş, yürütülmüş. Onun için aristokrasi yok. Aristokrasiyi emekli etmemiz için veya tasfiye etmemiz için böyle bir üst kurum kullanmamıza gerek yok. Onun dışında federal dediğimiz. Peki hangi temele oturacak senato? Neyin karşılığı olacak? Bir böyle ne diyeyim, akil adamlar veya akil insanlar heyeti falan gibi düşünüldü. Hani 40 yaşını geçmiş olacaklar, üniversite eğitimi almış olacaklar. Güzel. Meclisteki, yani şu anda meclisteki dağılımlara bakın. Yaş ortalaması 40'ın üzerinde. Hep öyle ola geldi. Model, yani en sık görülen eğitim düzeyi 16 yıl civarında. Yani üniversite mezunu. Bir de üstüne bunun 40 yaşını geçmiş üniversite mezunları heyeti mi oluşturacağız? Onlar ne yapacak? Ne iş görecek? Belli değil. Bir de bütün bunların hepsini demokrasiyle bağdaşık olmaktan çıkartan tabii senatör denilen Milli Birlik Komitesi üyelerinden oluşan bir böyle praetoryen deniyor buna İngilizce, askeri temelli bir gözetim heyeti mi diyeceğiz, oluşturuldu senato içinde. Bir işe de yaramadı, pek bir etkinliği de oldu temel itibariyle. Ama o özellikle kenarın temsilcisi olduğunu iddia eden Adalet Partisi gözünde her zaman için kolayca eleştirilebilecek bir demokrasi karşıtı aygıt olarak temsil edildi ve gayet etkili bir şekilde de eleştirildi. Ve dolayısıyla bir eliyle yaptıklarını öbür eliyle bozmuş oldu. Yine zaman hızla akıp geçti. Son 2-3 dakika. Şu son soruyla bitirelim istiyorum. Millet Meclisi'ne niye sahip çıkmadı? Millet Meclisi'ne sahip çıkıyor esas itibariyle. Demin de söylediğim gibi. Örneğin 1974 araştırmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkındaki fikirler sorulduğunda, yani meclissiz yola devam etsek, güçlü bir liderin başkanlığında falan diye sorulmuştur. Şimdi ezbere olacak biraz ama veriler çok ayrıntılı olarak aklımda değil. %90'a yakın hayır demek o tarih. Bugün ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama Dünya Değerler Araştırması'nda yine çeşitli kurumlara gerek yok, güçlü bir lider yönetsin mi ülkenizi diye 48 ülkeye sorulmuştur. Türkiye burada %60 küsurla en üst gruplarda yer alan ülkelerden bir tanesi niteliğindedir. Dolayısıyla böyle bir patrimonyalist eğilim halen mevcut gibi gözüküyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle sık darbeye uğraması, darbe olmasa bile çeşitli rejim değişikliklerine geçirmesi, 7 tane, geçen sefer göstermiştim diye anımsıyorum. Evet. 7 rejim değişikliği geçirmesi dolayısıyla ve muazzam bir devinime sahip olması dolayısıyla özellikle
birçok, yani %60 civarı tek dönem milletvekilliği yapan bir nitelikte olması dolayısıyla saygınlık ve uzun dönemli destek sağlanan bir yapı niteliğine dönüşmüyor. Ve buradaki milletvekilleri parti disiplininin çok etkin olması dolayısıyla partizan bir temsil yapıyorlar. Oysa milletvekili temsilinin çeşitli başka nitelikleri var. Yani kişisel özellikleri daha fazla ön plana çıkan, işte Amerika'da gördüğünüz, yine Britanya'da keşfedilmiş olan böyle vekalet esaslı temsil denilen, trusteeship deniliyor İngilizce buna. Bir halkın sadece sahip olduğu değerler, ahlaki özellikler, ideolojik yapısı, fikriyatı, inançları dolayısıyla seçmiş olduğu milletvekili. Biraz elitist duyuluyor. Mesela Amerika'da daha sonra da başkan olan John Fitzgerald Kennedy böyle bir nitelikte olduğunu söylemişti. Yani ben demiştim bu kişiler, ilk bu iddiada bulunan Edmund Burke İngiltere'de Fransız İhtilali döneminde Bristol'da seçilmiş durumda. Ben diyor, sizin herhangi bir şekilde borazanınız değilim seçmeni. Beni diyor, benim sahip olduğum muhakeme yeteneği dolayısıyla seçtiniz. Ben kendim size danışmadan herhangi bir yasa teklifi önüme geldiği zaman kendi değerlerime ve muhakememe dayanarak karar veririm. Sizi dinlemem. Economist bunun 200. yılında bir yayın yaptı, ünlü İngiliz dergisi. Bunu duyan seçmenler bir daha tabii adamı seçmediler diyor yazıyı yazan. Bir kere seçildi diyor. Ama sonuç itibariyle böyle bir oynadığı rolü böyle bir gözle gören milletvekilleri de çıkıyor başka parlamenter yapılar içerisinde. Bizde partizan olma durumunda böyle bir imkanı yok. Sadece seçim çevresinin çıkarlarını temsil eden ve bunu hayata geçiren delegasyon ağırlıklı temsil diye bir kavramımız da var. Yani bunlar kendilerini bir nevi seçmenin elçisi yahut borazanı olarak görüyorlar. Porte-parole diyor Fransızlar. O şekilde görüyorlar ve o şekilde ifade ediyorlar. Bunların üzerinde de partinin etkisi fazla değil. Bunlar hep kişisel temsiller. Birebir temsilciyle temsil edilen arasında bir ilişki söz konusuymuş gibi gözüküyor. Böyle bir temsil durumu da genellikle Türkiye'de mevcut değil. Bazen doğudan özellikle büyük toprak ağaları, şeyhler falan seçildiğinde bu özelliklerin bir kısmına yakın bazı özellikler görebilmek mümkündü. Ama çok büyük çoğunluğu bir partinin neferleri durumundalar ve o partinin disiplini içinde hareket eden nitelikteler. Dolayısıyla biz esas itibariyle parti seçiyoruz. Milletvekili değil gibi gözüküyor. Bu demokrasi hem kuramında mevcut hem uygulamalarında çok örneği var. Dolayısıyla Türkiye'ye özgü ve yadırganacak bir şey değil. Demokrasi aykırı bir şey değil ama temel itibariyle geldiğimiz nokta bu oldu. Ve dolayısıyla temsildeki gelişme 1960'daki örselenmeye rağmen 61-80 arasındaki dönem demokrasi içerisinde meclisin etkin olarak devam edebildiği bir dönem olmuştur. Ama 82'den sonra manzara çok ciddi ölçülerde değişti. İlk başta olmasa bile özellikle partiler kurumsallaşmaya biraz başladıktan itibaren buradaki seviye bir hayli azaldı. Ve 21. yüzyılda da meclis özellikle 2017 referandumu sonrasında neredeyse tekaüt edildi veya bir şekilde marjinalize edilen bir nitelik arz etmeye başladı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ederim. İyi günler dilerim ben de. Teşekkürler. Efendim Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, bilim akademisi üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'yla siyasetname programımızın bu ayda sonuna geldik. Umarım anlatılanlar izleyici için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.